Bugünkü meclis toplantısı öncesi 9 meclis üyemizle beraber yaptığımız grup toplantısında sağ olsunlar hep oy birliğiyle grup başkan vekilliğinde kalmamı ve devam etmemi rica ettiler. Oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle grup başkan vekili olarak yeni dönemde de Kayseri halkının taleplerini, dileklerini ve şikayetlerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne iletmeye devam edeceğim. Bu süreçte az önce de anlattığım gibi faaliyet raporları, bütçeler, belediyenin yapmadıkları, yapamadıkları, kesin hesapla ilgili bilgiler, daha sonra imar komisyonunda da bugünden itibaren yer alacağız. Meclis üyesi yeter sayısına ulaştığımız için bu komisyonlarla ilgili çeşitli imar bilgilerini Kayseri halkıyla paylaşacağım. En önem verdiğimiz konulardan biri de bütçe, bütçeleme, belediyenin borçları, belediye şirketlerinin borçları ve bunların takibi. Sizler de gördünüz ki Türkiye'nin çeşitli yerlerinde belediyeyi yeni devralan arkadaşlar bir borç batağı içinde buldular. Ben bu Kayseri'de yaşanmasın diye mücadele ediyorum. Belediyenin borcunun açıklanması, belediye şirketlerinin borcunun açıklanmasıyla birlikte yeni döneme ne kadar borçlu başlıyoruz, ne kadar borçsuz başlıyoruz, bunun bilinmesini istiyorum. Mecliste bugün faaliyet raporunda sizler de gördünüz, izah ettik. Pınarbaşı Belediyesi'nin bir yıl önceki bütçesi kadar, yani 120 milyondu, 114 milyon küsur, yani 115 milyon lira faiz ödedi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bu sadece ana gövdenin, şirketlerin borçları ve ödediği faizler maalesef henüz bizlere bildirilmedi. Bizler bu bilgileri alınca hemen Kayseri halkıyla sizin aracılığınızla ve diğer basın kuruluşları aracılığıyla paylaşacağız.